Şarj ediyorum, ediyorum. Bunların şarjı... Şarj olmuyor! Ride it! Jump on it! Evet, biliyorum çok uzun zaman oldu. Yani çok da uzun zaman olmadı. Biraz insaflı oldum. Bir hafta oldu. Ama bu geçtiğimiz hafta inanılmaz yoğundum. Yani eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Etmiyorsanız da kesin takip etmeniz lazım. Şuraya bir resmimi koyarım. Ama dediğim gibi ödevlerle ve antrenmanlarla ve sınavlarla geçen bir haftaydı benim için. O yüzden hani gerçekten zamanım yoktu. Ve bu önümüzdeki hafta da benim için yoğun bir hafta olacak aslında. Ama basketbol açısından yoğun bir hafta olacak ve bu haftayı sizler için vloglamak istiyorum. Şu anda da o vlogun başını izliyorsunuz. Şimdi bavulumu hazırlayacağım. Ada nereye gidiyorsun? Tennessee'ye gidiyorum. Tennessee eyaletinin Jackson şehrine gidiyorum. Ada niye gidiyorsun? Çünkü turnuvamız var. Region turnuvası, yani bölge turnuvası için Tennessee'ye gidiyorum. Şimdi bavulumu hazırlayacağım. Sizlerle yarın görüşürüz diyorum. Yani benim için yarın, sizin için yaklaşık 5 saniye sonrası. Öptüm. İyi seyirler. Gençler, ama en azından şimdi Ekir'de yangın alarmı çalınca ne oluyor onu göreceksiniz. Yangın alarmı çaldığı anda herkesin dışarı çıkması gerekiyor, boşaltması gerekiyor. O yüzden şu anda herkes dışarı çıkıyor. İşte itfaiye gelecek falan filan. This happened less than 24 hours ago. İşin en kötü kısmı da itfaiye gelmeden bu alarm susmuyor. Yani hani odamıza girelim, işimize devam edelim desek kulağımız sağır olur yani. O yüzden itfaiye gelene kadar böyle beklemek zorundayız. Herkes dışarıda gördüğünüz gibi. Oh my god. I mean, it feels nice, but it's warm. He's okay, he's very friendly. So sometimes he gets scared if things are like in front of his face. Or yeah. Now we know exactly the cause of this time, so we can hold him stupid motherfucker. Hepsi manyak bunların ya. İşte Eckerd böyle bir yer. İnsanların evcil hayvan diye yılan beslediği bir yer yani. Yangın var sanıp yılanını omzunda çıkarmış kız dışarıya. Şimdi susturdular ve gidiyoruz. İki dakika bavulumu hazırlarken güzel bir montaj yapayım dedim. İşin içine yani hiç böyle bir şey hesaplamamıştım. O yüzden artık bir anlamı da kalmadı. Yarın görüşürüz. Bye. Günaydın. 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 Şimdi antrenmana geldik. Saat sabah. Saat kaç? What's the time? It's 7:50 in the morning. Yani 7:50 geçiyor. 8:10 var. 8:30'da antrenmanımız var. Bileklerimizi saracak şimdi. Bazılarımızın bilekleri sakat. Benim de sakat.
O yüzden evet. Uzun bir gün var önümüzde. İdmana gireceğiz. Çıkınca görüşürüz. Görüşürüz değil mi? Chicken fingers. Chicken fingers. Chicken fingers. Şimdi odalarımızdan koştuk, duş aldık, geldik. Salondan havaalanına doğru yola çıkacağız hep beraber. Gidiyoruz. Otele gitmeden önce yemek yemeye geldik. Texas Roadhouse. Gerçekten baya güzel bir yalnız dışarı böyle çıktım, bir anda üşüdüm yani. Florida sandık, ne yapalım. Neyse. Yerden'in en sevdiği restoran burası, o yüzden baya mutlu. Neyse, şimdi yemek yemeye geldik buraya. Texas Roadhouse'da böyle beklerken, sınırınızı beklerken fıstık, yer fıstığı yemeniz için böyle bir fıstık olası yer fıstığı koymuşlar. Koyuyorlar yani, her şeylerinde var, her şubelerinde. Şimdi ona gireceğim. I'm getting those angles, you know. I'm getting the angles, you know. Şimdi otele geldik sonunda. Yaklaşık bir yarım saat önce geldik. Üstümü değiştirdim, lenslerimi çıkarttım. Gerçekten bütün bir gün, gördüğünüz gibi sabah antrenmanla başladı. İki uçağa bindik, indik, çıktık falan filan. Bütün gün yolculukla geçti. Ve acayip yoruldum. Derken şarjım bitti. Ama zaten son sözlerimi söylüyordum. Şu anda saat yaklaşık 10'a geliyor.
Şöyle size bir odayı gösterip kapatacağım hemen. Şansıma ne oldu biliyor musunuz? Şansıma zaten bir tane oda almışlar yanlışlıkla. Oda ayarlamışlar. Bir kişinin daha geleceğini düşünüyorlarmış işte staff'tan. Ama o gelmediği için ekstradan bir oda vardı. Varmış yani. Ve işte koç da ben kaptan olduğum için ve işte son sınıf olduğum için bu odayı bana verdi. Böyle tek kişilik odada kalıyorum yani. O yüzden mutluyum bayağı. Her şey süper. Umarım turnuva güzel sonuçlanır. Ama her neyse. Bu videoyu artık burada kapatacağım. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Böyle seyahat vlogu oldu yani. Bundan sonraki önümüzdeki işte yarın perşembe, perşembe cuma, cumartesinin vlogunu böyle tek bir vlog yapmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani otelden bir tek yemek yemeye dışarı çıkacağız ve bir de maç yapmaya çıkacağız yani. O yüzden bir etkinliğimiz olmayacağı için çok çekecek bir şeyim olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 3 günü birleştirip bir vlog yapmak istiyorum. Yani onun da videosu herhalde pazar pazartesi gibi yüklemeye çalışırım diyeyim. Ama benden daha böyle güncel bilgiler almak istiyorsanız, gün içinde ne oluyor, ne yapıyorum bilmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz dediğim gibi. Çünkü orada aktif bir şekilde paylaşımda bulunuyorum. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.